gerçekten hiç terazi olmaktan çok büyük bir keyif alıyorum. Hakikaten barış kültürü veya gün boyu belki devam eden, arada sırada söylenen, biraz sıkça söylenen o barış kültürüne en fazla ihtiyacımız olan bir aslında süreçten geçiyoruz diyebilirim. Bu Amerika için de böyle, bizler için de böyle. Doğuya girdikçe yine neredeyse her ülkenin, her coğrafyanın, her noktanın özellikle bu dönemde daha fazla ihtiyacı olan bir nokta. Benim sizlerle paylaşacağım sunum veya küçük bir anlatı, 30 dakikalık boyunca sizin vaktinizi bu anlamda almış olacağım. Bir özel sektör bakışı, bir özel sektör tarafından yönetici bakışı, adı yönetici bakışı dahilinden gözlemlendiğinde etik kültür, barış kültürü ve mobbing uygulamasının gerek şirketlerde gerekse çalışanlar arasında yaratmış olduğu farklılıklar, sıkıntılar ve bunlara dönük olarak da bir takım muhtelif tavsiyelerimi biraz böyle hikayeleştirmişim içinde paylaşmaya çalışacağım. Şimdiden tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bu değerli organizasyon için Çağlar Hanımlar ve Neslihan Hanımlara çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok çok sağ olun. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şöyle tutacağım. Bana ucunu verdi. Ben teknoloji dünyasından gelen bir insanım. Bu ürünlerin asker kadar lazımı bizdedir ama güzel bir bence şeyi farklı getirmişsiniz. Şöyle basarsak çalışır. Evet, katılımcı arkadaşlarım da oturumunu bekleyeceğim. Değerli arkadaşlarım, başlarken bir liderden bahsetmek istiyorum. Bu aslında hepimizin tanıdığı bir lider. Hatta yaklaşık 2 hafta önce 5 Kasım 7 ölüm yıldönümünü kendi ülkesinde ve dünyanın birçok organizasyonlarında anıldığını biliyorum. Bu liderden biraz ipucu vermek istiyorum sizlere. Yaklaşık tam 27 yıl bulunduğu ülkede, doğduğu ülkede hapiste kaldıktan sonra 80'li yıllarda özellikle ırkçılığa karşı mücadelenin tüm dünyada daha fazla yoğunlaşması, daha fazla sorgulanması ve daha fazla gündeme gelmesi sonucunda adı daha fazla duyuldu. Hepimizin yani gündemine bu anlamda geldi. Ve aşağı yukarı artan baskılarla beraber kamuoyunun, kendi bu anlamda topluluklarının, insanların yapmış olduğu yoğun baskılar neticesinde de 90 yılın başlarında aşağı yukarı serbest kaldı, sahneden çıktı. Tam dediğim gibi 27 yıl hapishanede kalmış olan bir insan. Ama öykünün bence en ilginç taraflarından bir tanesi arkadaşlar, tahmin ediyorum siz de hatırlayacaksınız şimdi. Hapishaneden serbest kaldığında bu veya bir lider tam 71 yaşındaydı. İşin enteresan tarafı. Bu yaştan sonra siz de tabii takdir edersiniz ki 71 yaşında 27 yılın hapishanede geçirmiş ve ondan öncesinde büyük mücadeleleri de beraberinde taşımış böyle bir liderin haliyle daha sakin, daha rahat bir ömrünün olmasından sonraki hayatı yaşamı biraz daha dingin geçmesini beklersiniz. Ama hiç öyle olmadı. Bu dileri tahmin eden var mı acaba? Evet, çok zaten net. Şimdi ben de kendisini getireyim. Yanlış anlamayayım. Ben... geldi. Evet, Nelson Mandela'dan bahsediyoruz. Hakikaten kendi yaşamının sanki bu işte ikinci baharı diyebiliriz veya kendi yaşam kitabının ikinci belki de en önemli bölümünde bambaşka bir rota çizdi Mandela. Aslında bütün doğumuyla beraber ve hatta bütün mücadelesinin bir anlamda devamı. Ama herkesin zaman zaman hayreti veren, zaman zaman gerçekten bu şekilde ne dedirtebilecek kadar da önemli bir farklı çizgiydi ortaya koydu. Çünkü Mandela, yani uzun bu öyküsünün devamında aşağı yukarı Güney Afrika'da devlet başkanı seçildikten sonra genel bir kanaat vardı. Doğal olarak zamanla da beyazların siyahlara yaptığını, şimdi siyahlarla bir takım öncelikler alma konusunda, hatta bir takım fırsatları daha rahat değerlendirmek açısından siyahların da beyazlara yapacağı yönündeydi. Bu doğal beklenti böyle. İlk konuşmasında bile ama Mandela en büyük mücadelesinin siyahların yaşadıklarını beyazlara yaşatmamak olacağını, ırkçılığın ve ayrımcılığın bir daha bu topraklarda hüküm sürmeyeceğini gerçekten hem altını çizdi hem de adeta aykırdı.
İlk devlet başkanlığı olup kürsüye geldiği günkü o konuşmasıyla yaşamının son noktasına kadar, yani sorumluluğu bu anlamda bırakana kadar noktasında bu söylediklerine tamamıyla sımsıkı bu anlamda sarıldı. Biliyoruz diğer ülke liderlerinin içinde böyle şeyler söz konusu olsun, geçerli de olsun. Hatta kendi tabanının tepkisini çekmek bahasına arkadaşlar, ülkedeki beyaz azınlar kendilerini güvenli hissedebilmeleri için daha yakın durmaya adeta özen gösterdi. Bunu hep beraber izledik. Hatta münferit olaylar dışında Güney Afrika'da hiçbir beyaz aktivistin bir suikasta gittiğine veya herhangi bir şekilde tutuklamada vesaire bu dönemlerde görmedik ve görmemeye de devam ediyoruz diye düşünüyorum. Ve 92 yılında siz hatırlarsanız ülkemizde çok önemli bir ödül olan Atatürk'ün bu uluslararası barış ödülü en son mandalya verilmiş oldu. Evet, biz ama vermiş olduk bir anlamda. Haklısınız hocam. Bu öykünün devamında şöyle bir enteresan bir şey var. Ben bizim konuyu da daha fazla bağdaştırmak amaçla anlatmaya çalışıyorum. İstemem size de desteğe ihtiyacım olabilir. Fazla bir ihtimalle. Bir ekranımız galiba arada kaçmış olabilir. Benim anlatacağım hikayenin bu bölümü ise 1995 yılında geçiyor. Yine Mandela ile alakalı arkadaşlar. Bu Güney Afrikalıların aşağı yukarı en popüler sporu olan rugby meselesi. Ama Güney Afrika'daki en popüler spor tamamen beyazlar arasında yapılan bir spor. Doğal olarak da Sayın Mandela devlet başkanı olduktan sonra doğal olarak siyahların ya böyle bir sporu ana sponsorluğunu yapmanıza gerek yok derkenlerine rağmen 1995 yılındaki rugby dünya şampiyonasını Güney Afrika'ya getirilmesi için hem özel bir bu anlamda çabası olmuş ve sonuç olarak da hikaye belki biraz geniş devam ediyor. 1995 rugby dünya şampiyonası final maçında Güney Afrika takımı Yeni Zelanda takımını yenerek dünya şampiyonu olmuş. Bu da hala bir ulusal büyük bir birlik beraberlik günü gibi kutladıkları böyle bir gün devamı. Burada enteresan bu anlamda yorumlar var. Ben bir tanesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Yıllarca Mandela'ya karşı düşmanlık besleyen beyaz bir Güney Afrikalı olan yazar ise o anı bakın şu cümlelerle kağıda dökmüş. Ülke olarak o kadar büyük bir zafer kazanmıştık ki kendimizi adeta bir rüyada hissediyor idik. Yıllarca tehdit olarak gördüğümüz siyahlarla kucaklaşıyor, şampiyonluğu kutluyorduk. Güney Afrika tarihinde ilk kez tek ulus, bunu tırnak arasında özellikle ben de altını çizmek istiyorum, tek ulus olarak kutlama yapıyorduk. Bu böyle bir zamanında siyah karşıtı olan bir beyaz yazarın, yazarın daha doğrusu altını çizdiği kelimeler. Gerçekten bütün hayatı boyunca ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele edip 70 küsur yaşlarda, 71 yaşında hapishaneden çıktığı günden beri herkesin beklediği veya beklentileri dahilinde olan intikamcı bir kimlikle değil, birleştirici ve uzlaştırıcı bir kimlikle hayata başlayan böyle bir yol izleyen Mandela, sadece siyahları değil doğal olarak da bütün beyazların kahramanı olmuş vaziyette veya bu konulara dönük olarak hangi etkinlik veyahut da nokta olsa hep bu konularda görünür veya görünmez olanlar da ilerleme yapmış. Demokratlığı sadece mağdur ve güçsüz olduğundan hatırlayanların aksine gücünün zirvesindeyken ilkelerinden ve insanlarından da hiçbir zaman tavizsiz vermemiş. Ve gerçekten de günün sonu itibariyle barış kültürünün dünyadaki en önemli takdir edilen elçilerinden bir tanesi olmuş. Bizim bugünkü bu tevazu konuşmamızın içinde bile önemli bir şekilde yer alan bir lev olmayı başarmış. Etik ve gerçekli lev olmak için gerçekten çoğu zaman Mandela veya Mandela'ların örneklerinin yüzlerce, binlerce olmasını insan gönülden biliyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi bir lider bahsettiğimiz zaman, yani liderin dünyadaki bu anlamda çok örnekleri var. Ben her ne kadar şirketlerden bahsediyorsam da, international olan örneklerinde de bunlardan yüz binlerce olanları görmek mümkün. Ama yani bizim görüşümüz, liderler eşitler arasında birinci olandır. Bunun bu şekilde keşke bir kabulü olsa, gerçek yansıyan yapısı itibariyle çok daha doğru olacağına ben de inanıyorum. Etik olmak Mandela'nın de görüldüğü gibi eşitlikçi düşünmek demektir. Şu da var ki etik bir şekilde yaşamak, yönetmek
hem cesaret hem de bir mahkumiyeti aslında kabul etmeyi beraberinde getiriyor gibi gözüküyor. Çünkü doğru olan kolay ve popüler olmasa bile sizin ona en doğru haliyle yapmanız gerektiğinde doğru orantılı bence çalışıyor. Etik olarak benimsediğiniz değerlere uygun kararlar almaya başladığınız zaman tüm dünyaya satın alınamayacak bir karakter olduğunuzda açıkça bir anlamda söyleyebilirsiniz. Yani eşitler arasında birinci gibi hissettirebiliyorsanız, bunun ama çok daha ötesinde olabiliyorsanız, bu gerçekten doğru bir bağımlı iklimin ortaya çıkması ve eşitlenmesi için doğru hareketi yapıyorsunuz demektir. O halde arkadaşlar, bir liderin etik kararlar almanın karmaşıklığı ile bir an önce bence yüzleşmesi gerekiyor. Etik aslında gri alanlar demektir. Aslında iş yaşamında gerçekten yani alınan kararların, alınan bu anlamda yapıların, hatta günün başlangıcının çoğu gerçekten gri alanların siyaha veya beyaza dönüştürülmesiyle bizlerin çok fazlaca vakit harcadığı bir noktadır. Eminim. İçimizdeki bütün yönetici arkadaşlarının gün boyu bu anlamda karşılaştığı noktalardır. İş yaşamında gri alanlar gerçekten de çok karmaşık yol açar arkadaşlar. Etik kararlar alırken de başkalarını konuya dahil etmek ve o dahil edilen daha doğrusu arkadaşların, yöneticilerin aldığı kararların doğru olduğunu gördüğümüzde ve varsaydığımızda özellikle öncesinde veya sonrasında bunu tebrik etmek, teşekkür etmek, daha doğrusu onların motive bir şekilde bu konunun içerisine girmesini sağlamak şirketlerde bence önemli değer katan işlerden biri olduğuna inanıyorum. Etiği günlük işten tabii ayrı tutmak mümkün değil, biraz önce söylediğimiz gibi. Etik aslında tabii ayrı bir iş dalı değil, bambaşka bir görev hiç değildir nihayetinde. Etik günün sonu itibariyle bir işleri yapmak içindir diye özetlersek tahmin ediyorum biraz doğru işaret etmiş oluruz. Eğer gerçekten yani bu yüzden bir liderseniz, ekibinize yeni katılan kişilere biz burada işleri böyle yaparız diye bahsederken yani öncelikle etik değerlerden ve etik değerlerin bu anlamda detaylarından bunu hem beden dilinizle hem de kelime dilleriyle iyi ifade etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Eşitlik dedik ama olumsuz kişisel davranışların güveni sarsmasına da müsaade etmiyor olmanız gerekir. Burada gerçekten etik konusunda rahat konuşabildiğiniz ve etiği sağlamak için kişilerin kendi aralarında sorumluluğu paylaşabildiği bir ortam yaratmak bu işin yine önemli maliyetlerinden bir tanesi. Ama iki nokta bence çok önemli arkadaşlar günün sonu itibariyle. Bir, açık iletişim, bir de karşılıklı bu anlamda güveni uyandıran bir davranış içinde oluyor olmanız. Bu da gerçekten yani hem karşılıklı güveni yaratıyor olmak hem de açık bir iletişimle bunu yapıyor olmak her daim ama ve sorulabilir bir şekilde nihayetinde bunlar aynı zamanda barış kültürünün olmazsa olmaz özellikleridir. Barış kültürü. Yani şu ana kadar aşağı yukarı bahsettiğimiz bütün ekranlarda en sık kullandığımız bu anlamda kelime oldu nihayetinde. Son derece aslında kendini anlatan bir tanım olmasına rağmen çok fazla detaya girmeye gerek olmayan bir tanım da beraberinde getiriyor. Ama yine de Birleşmiş Milletler'in çok basit bir şekilde yapmış olduğu tanımı paylaşmak gerekirse en basit tanımıyla yani bireylerin haklarından faydalandığı ve başkalarının haklarına saygı gösterip kurulduğu, eşit kaynak dağılımının yapıldığı, anlaşmazlıkların ve sorunların barışçıl yollardan çözüldüğü etik bir kültürdür. Yani barış kültürünün çok seri ve çok basit ve herkes tarafından rahat hem uygulanabilir hem benimsenebilir hem de bu anlamda yapılmasında olmazsa olmaz faydası olan bir bu anlamda kültür ve tanımını beraberinde ortaya koyuyor. Bu barış kültürünün tabii yani şirketlerde, kurumlarda, yani biz bunları konuştuğumuz için ama dünyanın her noktasında bu anlamda iyi bileceğimiz kadar geniş bir eksenden baktığımız zaman liderin ekibiyle birlikte aktif olarak ama rol aldığı bir kültürdür. Şimdi arkadaşlar bu kültürü oluştururken yani olmazsa olmaz bir bu anlamda üçgenimiz var. Ben baktığım zaman bunu daha çok net biliyorum ama tahmin ediyorum haklayacaksınız. Burada bir tanesi mantık.
bir sahnecilik dediğimiz, yani ya görüldüğün gibi ol veyahut da olduğun gibi görün, klasik ve önemli bir felsefe veyahut da gerçekten empati. Yani barış kültürü elçisinin olmazsa olmazları, yani etik değerleri bu anlamda yaratmak için bu üçlü, bu üçgen içerisinde dönen değerlerdir. Ve gri alanları bu üçlüyle yönetmeniz arkadaşlar, gri alanları bu üçlüyle siyaha veyahut da beyaza, yani daha doğru yaşattığınız karmaşayı bu anlamda çözmeniz çok daha rahat olur diye düşünüyorum. Etik standartları yerine getirme görevinden hiç kimse arkadaşlar muaf olamaz dünyada. Yani bu normal şartlarda, sosyal yaşamda da böyle, iş hayatımızda da böyle. Hiç kimsenin etik davranmamak gibi bir mazereti, herhangi bir bu anlamda konusunda vesaire söz konusu olamaz. Biraz önce söylediğiniz gibi mantıklı davranmak, olduğunuz gibi görünmek, göründüğünüz gibi olmak ve anlamaya çalışmak empati, etik ortam yaratmanın tamamıyla temel taşları olduğunu varsayabiliriz. Dolayısıyla barış kültürü açısı olan liderinde temel özellikleri olması gerekir arkadaşlar. Liderlik açısından işte sahicilik dedik, efendim mantık dedik, empati dedik. Liderin kendisi açısından daha önceki bu anlamda söylenenlerimizde de belki altını bir miktar çizdik ama biraz daha altını daha fazla çizmek gerektiğine inandığım için güvenilir olma niteliği çok daha önemli bu yapının dahilinde. Liderden en çok beklenen olan özellik odur. Ve bunun da herhangi bir işte 2T anındaki süreliği veya altından 3 yıllık bir süreliği, 5 yıllık bir süreliği bunun tamamıyla sürdürülebilir ve sonsuza kadar devam eden bir yapının ortaya konulması gerekir. Güvenilir olan insan olmak için nihayetinde. Liderler çünkü izledikleri yöntemler veya tekniklerle değil, güvenilirlik ve ustalıklarıyla gerçekten ayırt edilirler. Yani liderliğin güven temeline dayanması bu tamamıyla açıklığı ve şeffaflığı da arkadaşlar hem artırır hem de zaten beraberinde getirmek zorundadır. Gerçek lider etik karar verme yetisine sahiptir ve bu yetiyi de sürekli bu anlamda geliştirir. Karikatürize edilmiş bir objeyi paylaşıyorum sizlerle beraber ama bağlılık ve kurum kavramlarının arkadaşlar bu bileşinden oluşan, biraz önce ekranda da görmüş olduğunuz bir kurumsal bağlılık doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi biraz daha şirketlerin işleyişine biraz da gelirken çalışanın biraz pozisyonundan bahsetmek istiyorum. Kurumsal bağlılık, çalışanın kurum hedeflerine ve değerlerine olan inancını doğal olarak da kurumun amaçlarını gerçekleştirilmesi için yapmak istediği çaba isteğini, kurum üyesi olarak orada çalışmaya, çalışarak bu anlamda kalmaya, katkı vermeye karşı duyduğu doğal olarak yani kurumsal bağlılık arzuyu ifade eden bir yapıdır veya bir tanımdır diyebiliriz. Şu da var ki arkadaşlar, kurumsal davranış veya yönetim psikolojisi alanında yürütülen bütün çalışmalarda, yani son yıllarda işten uzaklaşma davranışları bilinçli tespit edilmiş. Ben bu konunun uzmanı değil ama bizim grupta da çalışan 600 arkadaşım da zaman zaman hissettiğimiz davranış. Şirketimiz veyahut da şirketlerimiz, bütün daha doğrusu bu iklim ne kadar iyi olursa olsun. Ben bunun gerçekten sadece özellikle Y jenerasyonun vermiş olduğu bir tepki olduğunu düşünmüyorum nihayetinde. Kurum içinde ne zaman dönemsel olarak gergin bir hava olsa, ne zaman rekabetin biraz daha uç noktalara giden bir yapıya doğru giden nedenlerle ve baskılarla bu anlamda ortaya çıktığını şahsen düşünüyorum. Özellikle istifa ederek işinden ayrılan çalışanlar arasında sık gördüğüm bu olmayada biz aynı şekilde yine mobbing adını verebiliriz. Slide'a baktığımız zaman zaten bir barış kültürü elçisinin böyle bir yapıyla alakası olmadığını çok rahat anlamda görürüz. Bu dinlenme süresi geçiyor. Mobbing davranışlarının birey üzerinde olduğu kadar kurum üzerinde de olağanüstü tabii ki olumsuz etkileri var. Yani şirketin bütün veyahut da işletmelerin, kurumların bütün işleyişlerini pozitiften negatife veyahut da durağından gittikçe daha fazla negatife hızlı bir şekilde sürükleyen bu anlamda neticeler de olur. Mobbingin hakim olduğu bir kurumda iş tatmini doğal olarak düşük olacaktır arkadaşlar. Bu bireylerde de işe karşı olan isteksizliği beraberinde getirdiği gibi
şirketler için olmazsa olmaz en önemli nokta olan ister istemez çalışanın verimliliğini azaltan bu anlamda neticelere kendini bu anlamda götürür. Böyle bir durumda mobbinge maruz kalanlar değil, tüm bu süreçte olaylara tanık olan diğer çalışan bütün arkadaşların tamamı da bu konuda çok etkilendiğine yüzlerce kez şahit oluyoruz arkadaşlar ve hatta duyuyoruz nihayetinde. Şimdi barış kültürünün yerleştiği bir ortamı bir belki de ayırt etmekte fayda var. Tabii her çalışanın, çok hoş zaman zaman bu tanımı eminim duymuşsunuzdur. Her çalışanın dans pistine çıkan olma cesareti. Bu bizim toplumda olduğu gibi Doğu toplumlarının tamamında olan bir doğal olarak bir gerçektir. Yani ortada bir dans pistine, bir sahne varsa ya da herhangi bir noktada ilk olma meselesi varsa burada gerçekten gösterilen cesareti önemli ve takdirle bu anlamda bakmak gerektiğine ben inanıyorum. Kurumsal bağlılığa yüksek bir bağlılığı yüksek bir kurumda hiç kimse gerçekten kendini birinin sanki merkeziymiş gibi görmez. Ama herkesin bu anlamda bir merkezi oluşturduğunu bu anlamda iyi bilir. Kurumsal bağlılığı yüksek olan firmalara veya kurumlara baktığımız zaman gerçekten dünün korkusuyla veya yarının korkusuyla insanlar çok fazla ilgilenmezler veya böyle bir şey hissetmezler nihayetinde. Veyahut da hissedeceklerse bu taraflarda kalır. O anı herhangi bir korkuya vermeden yaşarlar. Yani şimdiki zaman bu anlamda korkuya yer vermez. O zaman gerçekten dans pistine çıkanlar birden fazla olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Uzun cümlelerin belki özeti ama beraber bu anlamda bakabileceğimiz zaman yani doğru bir sonuç çıkarıyoruz diye düşünüyorum. Şu ana kadar şimdi hep kurum dedik ama her şey gerçekten başında insan var, her şeyin başında insan var, bireyler var, biz varız. Basit görünse de tüm yaşamımızı etkileyen bence bir gerçek var. O da şu, yani kendi içinde bir arkadaşlar silsilesi var bence doğrultuda. Düşüncelere çok dikkat etmek gerekir öncelikle. Çünkü bu düşünceler gerçekten nihayetinde sözcüklerimize, ifadenize bağlanır yansıyacaktır. O sözcükleri ve ifadelere gerçekten çok dikkat etmek gerekir nihayetinde. Çünkü o sözcükler, o ifadeler sizi eylemlere dönüştürecektir. Eylemleri bu anlamda dönmesine neden olacaktır. Eylemlere tabii çok dikkat etmek gerekir nihayetinde. İşte her şeye dikkat etmek anlamında belki. Eylemler de çünkü alışkanlıklara dönecektir arkadaşlar, dönebilir. Alışkanlıklara yine çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bu da gerçekten sizin karakterinizi veyahut da hadisenin karakterini ortaya çıkaracaktır. Bunlar da nihayetinde tüm kaderi arkadaşlar ortaya veya işin bütün akışını aşağı yukarı ortaya koyacaktır nihayetinde. Yavaş yavaş sona doğru geliyorum ben arkadaşlar. Kurumun başarısı ve devamlılığı gerçekten çalışanların huzuruna ve güven kapanına bağlıdır. Yani işletmelerde başka türlü bir başarı, yani bunun çok metrik bir biçimde bakıldığı zaman, yani kenar dediğimiz kârlar tablolarına yansırken, yani çok iyi ürününüz olabilir, çok iyi dönemsel bu anlamda fırsatlarınız nihayetinde olabilir. Yani ben kendi dünyamda, teknoloji dünyasında çok iyi ürünler bu anlamda getirilmiş veyahut da üretilmiş yapıların yeteri kadar başarılı olmadığını görüyoruz. Orada gerçekten insan faktörünün yeteri kadar bu anlamda barış kültürünün olmadığı dönemleri yaşayan şirketleri bu konularda gerçekten çok başarısız geçirilmektedir. Bunun da kendilerine tablosunda bu şekilde yansıdığını yüzlerce kez görmüşüzdür. Bunun dünyada da örnekleri arkadaşlar bir hayli fazladır. Bireysel ve toplumsal değerleri göz önünde bulundurarak güvene dayalı, hakkaniyetli, etik bir iklim yapısı hem çalışanı doğal olarak memnun eder hem de verim problemi varsa kilit çözümü ortaya koyar. Bu da barış kültürünün arkadaşlar kendisidir. Bunu tabii biz daha çok şirketleri baz alarak belki bu konuşmanın özetini yapıyoruz ama sadece şirketler değil, bu ailelerden başlayıp, bireylerden daha doğrusu başlayıp ailelerde, işletmelerde ve daha büyük coğrafyalarda, ülkelerin kendilerinde, yani şehirlerde, ülkelerde ve bütün dünya ikliminde de en fazla ihtiyacını hissettiğimiz bence bir süreç içinde yaşadığımızın da farkındayım. Ve buna beraber idrak ettiğimizi görüyorum nihayetinde. Çok önemli bir liderden bahsettik başlangıçta. Bir bu anlamda kendi ülkesine, bölgesinin ama yapmış olduğu hakikaten bütün hareketlerle
bize barış kültürünün dünyadaki önemli ögesi veya önemli yüzü olarak ortaya çıktı. Ama birbirlerden bahsediyorsak, biz kendi ülkemizde ve kendi bu anlamda auramızda eşsiz gider Atatürk'ünü anmadan mümkün değil bu anlamda bu salondan ayrılmamız olduğuna inanıyorum nihayetinde. Değerli atamızı tekrardan alarak etik, barışçıl, güven duyduğumuz bu anlamda gündür ve bunların daim olacağı bir niyan olması hepinizde bu anlamda biliyorum. Yani bir sorum olacak. Şimdi ben sunumunuzu dinledim. Esasında araştırdığım, incelediğim konulardan biri aslında liderliğin de içinde geçtiği ve liderliğin uzlaştırmacı yönünün, hani ortak bir konsensüs içinde, barış kültürü içerisinde kurumları buluşturması anlamında. Şöyle bakacağım, iki farklı açıdan bakmak istiyorum. Biz bireyler, çalışanlar ya da sistemin içerisinde bulunanlar neden bu sistemi kullanıyoruz? Yani sistemin dışına çıkmak için kullanıyoruz. Belki insanın doğasında olan bir durum ama bununla alakalı ne tür psikolojik etkenler ve etkenler sonucu insan bu sistemin içerisinden dışarı çıkmak istiyor. Biz de bu sistemi kurmak istiyoruz. Bir de bu etik sistemler üzerine düşünen kavramlar... Önce burada küçük bir şey yapsam, sistemin dışına çıkmak derken çalıştığınız bu anlamda kurumdan veya da iş yerine ayrılıp başka bir yolculuğu yapmak anlamında mı sordunuz? Hayır hocam, şu bu etik kuralları, etik mottoları benimsememek, reddetmek, dışına çıkmak ya da onu sabote etmek anlamında soruyorum. Tamam. İkincisine devam etmemi ister misiniz? İsterseniz burada tabii herkesin bu anlamda kadar farklı bir görüşü olabilir. Yani bunun nedeni şimdi komple bu anlamda belki yazılmış bir reçetesi, yeteri kadar tanımlanmış bir reçetesi olmayabilir ama yani benim görüşüm, benim bu anlamda yapabildiğim, yani uzun yıllar bir şirket kuruluşuna hem öncülük katmış ve benim anlamda yöneticilik yapan bir insan olarak baktığım zaman tabii insanın zaafı olması kadar doğal bir şey belki olmayabilir. Nihayetinde. Ama güçlü lideri olan, güçlü bu anlamda gerçekten, yani güçlü kuruluş demiyorum ama kuruluşumuzun bu anlamda yapısı ne olursa olsun, bu tip daha doğrusu çıkışların, yani bu tip daha doğrusu kopuşların daha az olacağına bu anlamda inanıyorum ama insanın doğası devamlı bu anlamda, yani hakikaten doğru yol giderken bir miktarda yanlış yola veya olmaması, gelinmemesi gereken bir yola yolculuk yapmayı da kendi içinde gerektiriyor diye düşünüyorum, yani kendi psikolojisi. Bu biraz ama şirket ikliminin direkt olarak kendisiyle de alakalı sadece işletmelerden bahsediyor esikliği düşünüyorum. İsterseniz ikinci sorumuzu alayım. Hocam ikinci sorum da şu, şimdi bu kültürü oturtmaya çalıştığınız veya düzene koymaya çalıştığınız sistemlerin bulunduğu bölgeler, sistemler, ülkeler, kültürler de farklılık gösteriyor ve ona göre farklı realiteleri ortaya koyuyor, doğru mudur? Her coğrafya tabii kendi öyküsünü yaratıyor. Yani kendi bu anlamda hakikaten barış kültürünü ortaya koyuyor. Bugün yani Orta Doğu'ya baktığımız zaman uzun yüzyıllardır gerçekten savaşın olduğu, işte barışçı olmayan yöntemlerle yani dünyadaki bütün hani farklı bu anlamda hakikaten güçlerin dokunduğu, farklı neticeler bu anlamda gördüğümüz yapılar. Ama bunun yanında gerçekten Güney Afrika gibi çok enteresan bir örnek var. Yani konumuzun başında olduğu gibi. Yani barış kültürünü, yani orada çok insana bağlı olan hakikaten bir yapıdan da bağlamda bahsediyoruz. Yani normal şartlarda beklenen gelişme, bütün dünyanın beklediği gelişme, Mandela gerçekten oy sayımı neticesinde devlet başkanı seçildiğinde beyazların hani yok edilmesi demeyeyim ama onlara da o zulmü çektirmek üzere, yani bir ötekileşme, bir ayrışma yapma üzerineydi. Böyle bir şey yapması. Ama davayı kazanan kendisinden çok Güney Afrika veya bir sorma meselesi oldu diye düşünüyorum. Başka sorumuz var mı? Şerif. Şöyle. Değerli üstadım, sizi burada görmek apayrı benim için bir zevk. Aynı sektörde yıllarca çalışmış bir kişi olarak sizin elde ettiğiniz başarıları ve sivil toplumda ayrıca yaptığınız katkıları bilen bir kişi olarak çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız sunum gerçekten çok güzeldi. Benim burada sadece sormak istediğim şudur. Şimdi biz kendi kurumlarımızda veya içinde bulunduğumuz yerlerde barış kültürünü bir şekilde uygulama şansımız olabilir. Yani umut var en azından bizim bulunduğumuz yer. Kendi yönettiğiniz bence yapılar. Evet. %100 olması gerekiyor. Olmasa bile. Evet. Fakat ya benim de iş hayatındaki gibi
beraber çok sayıda yere giriyoruz, çıkıyoruz, işte danışmanlık yapıyoruz. Bu ortamlarda tam tersine bir barış kültürü oluşturmak değil, bir kopuş kültürü. Yani resmen yani firmanın bir sahibi, bir işte başındaki bir oligarşik grup ve çalışanları gibi apaydılaşmış insanlar görüyoruz ve giderek de daha keskinleşiyor. Burada bizim ne yapmamız lazım? Yani genel olarak bu iklimi bu hale çevirmek o kadar kolay bir şey değil. Hep birlikte ne yapabiliriz? Benim sorum. Bu gerçekten, inanın buna, bu keyifli etkinliği daha fazla bu anlamda hakikaten dilendirmek adına söylemiyorum ama işlerinde söylüyorum. Bu keyifli forumların sayısının daha da çok ikili artması gerekiyor. Yani bu forumdan biliyorum, bunu hiç yani böyle bir çağlarında motivasyona ihtiyacı olmadığını anlamıyorum. Yani bunu da biliyorum insani olarak ama keşke bu forumlar gerçekten adli peşte yapılsa, ülkeler arayana yapılsa, yani o noktalara bu anlamda gelmesi. Bunu sizler gibi çok iyi anlatabilecek akademisyen üstadlarımız, HR'da bu anlamda yeni HR arkadaşlarımız, benim çünkü uzmanlık bir alanım değil nihayetinde. Yani bir kendi kurduğum yapıların bağlamında liderliğini görmüyorum işin dönemini ama hani ben tabirimi bağışlayayım, hakikaten olsa olsa tamdan düşen bir tecrübeli bir hastayım diyebilirim. Yani edindiğim tecrübeleri tamamıyla paylaşıyorum ve arkadaşlarımın da katkılarıyla ekranda şey yapıyorum. Ama bu tabii nihayetinde yani siyasetin kendisinde de olması gereken bir şey. Kurumda hiçbir farkla alakası yok ama yani tüm bu anlamda avralar sadece iş hayatı değil, sadece siyaset değil, sadece devlet tarafı değil. Yani bütün bu anlamda avranın dönmesi gerekiyor. O bakımdan gerçekten yani burada tanımını ortaya koyamayacağımız bütün liderlere iş düşüyor. Yani sizle ben gerçekten özür dilerim. Çözebilsek biz tahmin ediyorum bir saat sonra çözeriz bu problemi gibi gözüküyor. Ama gerçekten yani hep baktığımız zaman dünya toplumlarında ve hatta yani benim de hiç anlamadığım ve hatta çok hakikaten uzak olduğum diyebileceğim direktir. Hani özellikle siyasette hep iki yöntem var ya, herkesi kucaklamak ya da gerçekten ayrışmayı bu anlamda başarabilmek. Ben keşke herkesi kucaklayan, herkesi bu anlamda daha iyi kendisini ifade eden yapıların daha fazla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde daha kuvvetli başarılara imza atılacağına hep inanıyorum. Yani biliyorum bunlar hepsi gerçekleşir ama inşallah şimdi üçüncü forum var. Bu dördü, beşi veya çift haneye geldiğimiz zaman bunu ülkeler arayana yaparız. Ben de bizim Fenerbahçelileri söyledim valla. Her şey için çok teşekkürler tekrardan. Çok teşekkür ederim.